Hocam ne yaparsam yapayım olmuyor. Matematik dersinde bir türlü başarılı olamıyorum diyenler. Bu video tam size göre. Merhaba genç arkadaşım. Bu videoda sana matematik dersinde başarılı olman için 7 harika taktik vereceğim. Maddelere geçmeden önce ben zaten matematiği çalışsam da başaramam, yapamam hocam ön yargısını kırman ve derse karşı ilgi göstermen, emek harcaman gerekiyor. Diğer türlü zaten yapamam tedirginliği derse ve matematik sorularına karşı odağını ve dolayısıyla başarını düşürüyor. İnan bana problem kendi kapasitenin yetersizliği değil genç arkadaşım. Bu öğrenilmiş çaresizliği yenersen inançlı, başarı odaklı, planlı ve programlı bir çalışma ile matematiğin üstesinden gelme noktasında işimiz çok daha kolaylaşacak, bana güven. Şimdi hadi gel matematik başarısı konusunda kendi tavsiyelerimi seninle paylaşayım. Hazırsan hadi başlayalım. 1. Matematik dersini derste hocanızdan dikkatli dinleyin ve anlamadığınız yerleri muhakkak sorun. Matematikte zayıf olduğunuz konuları belirleyin ve bunlara odaklanın. Eksiklerinizi gidermek için ek kaynaklar kullanın. Örneğin YouTube'da matematik anlatan hocaların kanallarından bu eksik konulara çalışarak eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Bir de matematik ödevlerinizi aksatmadan yapın. Ödevler konuları yetiştirmenin ve eksikleri gidermenin en iyi yollarından biridir. 2. Konuyu öğrendikten sonra hemen test çözmekten kaçının. Soru çözüm videoları izleyin veya çözümlü soru bankaları bulabilirseniz buralardan soru incelemeleri yapın. Bu çözümlü soruları tekrardan bir de kendiniz çözmeyi deneyin. Devamında test çözmeye geçiş sağlayabilirsiniz. Ancak günümüz sınavlarında biliyorsunuz matematik soruları beceri temelli yani yeni nesil sorulardan oluşmakta. Siz evde çalışırken önce kazanım soruları çözün, sonrasında yeni nesil soru çözümüne geçiş sağlayın. 3. Matematik süreklilik gerektiren bir derstir. Her gün belirli bir saat ayırın ve düzenli olarak ders tekrarı yapın. Örneğin yarım saat, 45 dakika, 1 saat kişinin ihtiyacına göre bu zaman dilimi, günlük çalışma saati belirlenilebilir. Konuları unutmamak ve yeni konulara hazırlanmak için tekrar yapmak çok önemlidir. Bu tekrarları yaparken mutlaka kendinize ait notlar, özetler çıkararak yazarak çalışın genç arkadaşlarım. Yazarak çalışmak candır çünkü kalıcı öğrenmeyi sağlar. 4. Farklı kaynaklardan bol bol matematik soruları çözün. Soru çözmek matematik becerilerinizi geliştirmenin ve sınavlarda başarılı olmanın anahtarıdır. Ayrıca farklı kaynaklardan bol soru çözmek soru kalıbı öğrenmenizi sağlar. Bu sayede bir matematik sorusu gördüğünüzde o soru kalıbı çözüme yürümek için çok işinize yarayacaktır. Matematikte kendinizi geliştirmek, bir üst seviyeye çıkmak için de çözemediğiniz soruların çözümlerini mutlaka öğrenin. 5. Matematikte ezber yapmaktan kaçının. Matematik mantık ve kavrama dayalı bir derstir. Ezber yapmak yerine problemleri çözerken mantığını anlamaya, konuları anlamaya ve uygulamaya çalışın. 6. Matematik başarısını olumlu olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri de doğru kaynak seçimidir. Hep kolay kaynaklar tercih etmek gelişimini yerinde saydırırken hep zor kaynaklar tercih etmek ise moral bozmaktan öteye geçmez genç arkadaşım. Kendi seviyene uygun sırayla kolay, orta, zor kaynaklardan sorular çözmelisin. Ve geldik son maddemize. 7. Kendinize hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için çalışın. Hedeflere ulaştıkça kendinizi ödüllendirin ve ilerlemenizi takip edin. Unutmayın matematik yetenekleri zamanla gelişir ve her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Kendinize güvenin ve başarıya ulaşmak için motivasyonunuzu koruyun. Umarım bu öneriler işinize yarar, matematik dersinde başarılar dilerim. Şimdi bu videoyu izledikten sonra matematik önyargısını kırıp inançla bu dersi başarmaya karar verenleri yorumlar kısmında görmek istiyorum. Ayrıca gelmesini istediğiniz yeni videoların konusunu da sizler belirleyip yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.